Koza Altın piyasa yönünü sunar. ...23 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor takvimlerimiz. Piyasa yönünde hem yurt içi yurt dışı şirket haberleri ve dış basın turumuz olacak. Ama öncesinde bir kez daha küresel borsalar nasıl bir işaret veriyor haftanın 3. işlem gününe dair diyelim. Tabii Nasdaq tarafında rekor seviyede kapandı. Özellikle hisse senedi endeksleri vadeli tarafta ise az bir değişim var. Ekranda da görüyorsunuz. Bakıldığında tabii Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmaları, Fed Başkanı'nın konuşmaları oldukça önemliydi, kritikti. Ve temsilciler meclisi önünde konuştu ve enflasyon baskılarının geçici olduğunu savundu ki Kuanda'nın kıdemli piyasa analisti Ed Moya yaptığı açıklamada Powell'ın yeniden açılmada, yani ekonomi yeniden normalleşmesinde doğrudan etkilenen kategorilerdeki enflasyon aşımının nasıl olduğunu özetledi diyor. Ve bu anlamda da enflasyonun şu an içinde gelmiş olduğu seviyeyi özetledi diyor uzmanlar. Son derece güçlü bir talep olduğunu ve bu arzında bakıldığı zaman şu anda bundan kaynaklı bir enflasyon yükselişi olduğunu ve sonrasındaki talepteki ivmelenmenin yavaşlayacağını ve enflasyondaki artışın da geçici olduğunu savunuyor uzmanlar. Ancak tabii ki özellikle JP Morgan tarafında yine de kırılganlıklara uyarı notu paylaşıldığını da belirtmekte fayda var. Bitcoin fiyatları da dün 30 bin doların aşağısına düşünce ufak çaplı bir türbülans yaşandı. Küresel borsalara da aftan sirayet etti ama şu anda hem Bitcoin fiyatları hem de gördüğünüz gibi ekranda vadeli piyasaların olumlu tarafında olduğunu hatırlatalım. Asya piyasalarına geçtiğimiz zamansa o tarafta özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq Kompozit Endeksinin rekor seviyede kapanmasından dolayı olumlu olarak yön buluyor. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Şangay Kompozit'te 0.46, Japonya tarafındaysa ılımlı primli bir tablo var. Aynı zamanda işte Güney Kore KOSPI Endeksi de 0.43 puan kadar artışta. Japonya Merkez Bankası çarşamba günü yayınlanan Nisan ayı para politikası toplantısının tutanaklarında üyelerin özellikle gelişmiş ekonomilerdeki teşvik önlemlerinin Japonya ve diğer ülkeler için beklenenden daha hızlı bir toparlanmayla da sonuçlanabileceğini duyurmuş oldu. Diğer taraftan bakıldığında şu anda işte bugün çok önemli bir Asya tarafında data yok. Genel olarak Nasdaq'tan olumlu olarak etkilendiklerini söyleyelim. Özetle Jerome Powell'ın enflasyon açıklamaları piyasaları daha olumlu kıldı. Diğer taraftan tabii ki dün Avrupa borsalarında da kapanışlar artıyla oldu. İtalya haricinde yükselişle kapanmıştı. ECB enflasyonun stratejisi konusunda henüz bir anlaşmaya varmadığını söylüyor ve bir kaynak Avrupa Merkez Bankası'nın %2 olarak belirlenecek yeni enflasyon hedefi üzerinde rakamları tolere etme konusunda 18-20 Haziran toplantısında genel bir görüş birliği olduğunu da aktardı. Ve bu anlamda da 9 Eylül toplantısına kadar bu konuları da PEP konusu gibi, enflasyon konusu gibi önemli meseleleri çözmek istediklerini de söyleyelim. Diğer taraftan da dün JP Morgan önemli bir duyuru paylaştı. Emtia fiyatlarında 23 milyar dolarlık bir satış olduğu şeklinde bir uyarı da bulundu. Yurt içi ve yurt dışı şirket haberlerine geçelim. O tarafa baktığımız zaman ilk haber Eurocontrol tarafından geldi. Türkiye'de uçuş sayısı 2 haftada %16 oranında yükseldiğini belirtti. Diğer taraftan Getir biliyorsunuz son dönemde yurt dışı hamlelerinde bulunmuştu. Londra ve Amsterdam operasyonlarını genişletmişti. Yeni hedefte 16 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de, 21 Haziran'da da Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyete çıkacak ki ülke sayısını bu anlamda 5'e çıkardı Türkiye markalarından Getir. Diğer taraftan İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı için bir başvuru yaptığını duyurdu. Kontrol Matik ise lityum iyon hücre, batarya üretimi ve enerji depolama tesisi için yatırım teşvik başvurusunu yaptı Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na. Son haberde Sasa'dan paya dönüştürülebilir tahvillerin satış işlemlerinin tamamlandığını söylüyor ilgili şirket. Diğer taraftan global tarafta Amerika'da bu hafta tam 17 tane halka arz gerçekleşecek ve bu anlamda halka arzların en az ikisinin 1 milyar doların üzerinde fiyatlanması bekleniyor. Çinli lojistik şirketi Fulltrack'da ve Allianz'ında 1.56 milyar dolarlık ADR satışı olacağı tahmin ediliyor. En büyük ikinci halka arzın ise sağlık kuruluşu olan Bright Health Group tarafından olacak. Şirketin halka arzdan 1.38 milyar dolarlık bir kaynak beklediğini de söylüyor uzmanlar. Avrupa Birliği ise Google'ın reklam teknolojileri operasyonu için bir
soruşturma başlattığını söyledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği çelik koruma önlemlerini 3 sene kadar daha uzatacağının altını çizdi. Aynı zamanda Emirates artan talebi karşılamak için yaz sezonu boyunca operasyonlarını artıracağını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli havayolu şirketlerinden ve son olarak da BMW üretim maliyetlerini %25 oranında azaltmak istiyor. Alman lüks otomobil üreticisi Volkswagen ve Mercedes'i daha rekabetçi hale getirmek için tasarruf önlemlerine gideceğini açıkladı Alman otomotiv firması. Manşetlere bakalım. Dünya Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının ismini açıklamış oldu. Ekranda da görüyorsunuz. Adı Turkovac olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli COVID-19 aşısının 3. fazının ilk doz uygulamasına video konferansla katıldı. Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşının hali hazırda Türkiye'de en ileri düzeyde ulaşmış çalışma olduğunu anlattı Erdoğan ve ilk yerli aşının bu seviyede gelmesinde emeği geçen bilim insanlarına teşekkür etti ve salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu hatırlattı Erdoğan ve Türkiye'nin Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariği ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeyde olduğunu da söyledi ve birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusunun tamamının da aşılama kapsamına alınacağının müjdesini verdi bu haberin detaylarında. İkinci haberde ise Jerome Powell'ın bir başka öne çıkan açıklamasını borsa gündem manşetlerine taşıdı ve bu anlamda Powell'dan Rusya ve Çin'e dolar resti açıklaması var, başlığı var diyelim. Fed Başkanı Powell, Rusya ve Çin'in dolardan vazgeçme olasılığının Fed'i endişelendirip endişelendirmediği yönündeki soruya radarlarımızda böyle bir şey yok, dolar dünyanın rezerv para birimi ve onunla rekabet edebilecek başka bir para birimi yok yanıtı verdi. Doların gücü işleyen Amerika'daki demokratik kurumlar, açık piyasalar ve düşük enflasyonla sağlanır ifadesinde de bulundu. Rusya Maliye Bakanı Anton Silyanov ise St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda açıklamalarında Merkez Bankası gibi biz de Ulusal Varlık Fonu'ndan dolar cinsinden hisse yatırımını azaltma kararı aldık ve şu an fondaki hisse yatırımlarının %35'inin dolar cinsinden, %35'inin de euro cinsinden olduğunu düşünürsek dolar hisselerinden tamamıyla çıkma kararı verdik açıklamasında bulunmuştu. Bir başka manşette Euronews Türkçe'den Avrupa Birliği'nden Türkiye mülteciler için Türkiye'ye mülteciler için yapılan yardımı uzun süreli desteğe çevirme önerisi geldi. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin Türkiye'deki mültecilere verdiği finansal desteği acil insani yardımdan uzun süreli desteğe çevirmeye önereceğini söyledi ve Türkiye'nin bu anlamda desteği hak ettiğini söylüyor. Global tarafa geçelim. Yurt dışı gazetelerde CNBC'yi paylaşmış olalım internet sitesine. Beyaz Saray'da baş tıbbi danışman Dr. Anthony Fauci salı günü yaptığı açıklamada son derece bulaşıcı Delta varyantının ülkenin COVID-19'u ortadan kaldırma girişimi için en büyük tehdit olduğunu söyledi. Salgınla ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi ve ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta'nın yaklaşık 2 hafta önce Amerika'daki tüm yeni vakaların yaklaşık %20'sini oluşturduğunu aktardı. Delta'nın ilk olarak Birleşik Krallık'ta bulunan varyant olduğu ve bu alfa ile birlikte aynı modeli takip ettiğini ve Amerika'daki enfeksiyonların da yaklaşık 2 haftada bir ikiye katladığını söyledi. İngiltere'deki duruma benzer şekilde Delta varyantı şu anda Amerika'da COVID-19'u ortadan kaldırma girişimi için en büyük tehdittir yolumunda bulundu ki Fauci'nin yorumları CDC direktörü Dr. Rochelle Walensky'nin Cuma günü Amerikalıları COVID'e karşı aşı olmaya çağırmasının hemen ardından geldi ve Delta'nın Amerika'nın baskın koronavirüs varyantı olmasını da beklediğini söylüyor. Araştırmalar 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan orijinal türe göre daha bulaşıcı olan alfadan yaklaşık %60 oranında daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Walensky ABC'den Günaydın Amerika programına verdiği demeçte Delta'nın şu anda
aşırı bulaşıcılığı açısından da endişe verici olsa da aşıların işe yaradığını, eğer aşı olursanız bu delta varyantına karşı da korunacaksınız şeklinde yorumda bulunuldu. Birleşik Krallık geçen sonbaharda ülkede ilk defa tespit edilen alfayı geçerek delta varyantının orada baskın bir tür haline geldiğini ve varyantın şimdi Birleşik Krallık'ta yeni vakalarında %60'ından fazlasını oluşturduğunu duyurdu. Konuğumuz Murat Özsoy yorumlarıyla devam edelim. Devam ediyoruz piyasa yönüne ve sevgili Murat Özsoy bizlerle birlikte. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu. Hoş geldin Murat. Merhaba Murat, hoş bulduk. Günaydın. Çok açıklama var. İşte aynı zamanda Sayın Kavcıoğlu swap'la ilgili açıklama yaptı. Powell'ın bazı açıklamaları var. Neresinden başlasak bilemiyorum sabah sabah ama evet. İstersen Powell'la başlayalım. Tabii. Değil mi? Tabii. Dün izleyebildin mi konuşmasını? Baktığımızda aslında piyasalara bir taraftan da yatıştırmaya çalışan Powell vardı. Enflasyonun aslında geçici olduğunu söyledi. Doğru. Aslında genel uzun zamandan beri bahsettiği şeylerden yine bahsetti diyebiliriz. Çok böyle spesifik bir konu, bir satır başlığı göremedim açıkçası, ben duyamadım. Tabii geçen haftaki toplantıdan sonra yine bu haftada da para politikalarının hem hakim olmasında hem de Fed'in politikalarının hakim olmasında önemli bir aşamaydı. Şimdi tabii Fed Başkanı Powell piyasaları sürekli olarak bu enflasyonun geçici olduğunu ikna etmeye çalışıyor. Buna da piyasalar bence yavaş yavaş ikna olmaya başladı gibi gözüküyor. İkna mı oluyor, tedirgin mi oluyor ya da alışıyor mu? Biraz alışıyor demek senin dediğin gibi daha doğru. Önceki zamanlarda buna çok alışmıyorlardı ve halen Fed Başkanı Powell böyle söylüyor ama yine de herhalde farklı yönde eğilimler olur gibi. Sen ikna oluyor deyince şöyle bir şey de algılanıyor. Yani enflasyon yok gibi anlıyorum ben. Enflasyon var mı yok mu sana göre? Onu da sormak istiyorum tabii ki. Tabii enflasyon zaten rakamlardan göründüğü gibi var aslına bakarsan. O da açık. Orada zaten şunu belki ayrım yapmak lazım. Başkan Powell sürekli olarak işaret ettiği aslında çekirdek enflasyon. Yani ona işaret ediyor ve onun yıllık ortalamasından bahsediyor. Şimdi işte projeksiyonlarda da %3.4'e yükseltti bu sene için. Önümüzdeki senelerde yine 2'lere çekmiş olmaları aslında Başkan Powell'ın söylemiş olduğu o hızlı bir enflasyon artışının olmayacağının bir göstergesi. Yani 2022-23'te de yine 2 seviyesine çekmiş durumda projeksiyonlarda. Şimdi konu aslında şöyle diye düşünüyorum ben. Aslında şunun mesajı veriliyor. Fed para musluklarını artık yavaş yavaş kapatıyor. 2022 yılında da 2023 yılında da 2 tane faiz oranı artırımına gideceğini açıkladı. 2023 yılına kadar daha doğrusu. Dolayısıyla bu piyasalardaki parayı bir şekilde çekeceğinin sinyalini verdi. Şimdi bu şu demek oluyor. Artık gelişmekte olan ülkelerdeki paralar bir şekilde Amerika'ya doğru akmaya başlayacak, geri dönmeye başlayacak. Bu da bizim tarafa da geçtiğimiz zaman daha çok detaylandırırız ama bizim için ve diğer gelişmekte olan ülkeler için çok ciddi bir sinyal. Evet, yani aslında bizim hikayemiz için önemli bir sinyal ama ben bunu hep tartışıyorum. Yani Fed'in politikalarından bağımsız bir tablo var Murat. Yani bak işte ekranda da görüyorsun şu anda 8.65'lerde dolar Türk lirası. Hani bu bizden bağımsız bir, Fed'den bağımsız bir yükselişten bahsediyoruz değil mi? Bakıldığında hani dün önemli bir yükseliş oldu. Ekranda izleyicilerimiz de görüyor. Hani yükselen bir kanal hareketi var. Bu tarafta bu yükselen kanal hareketinin içerisinde Fed faizleri düşük tuttu. Aynı zamanda trilyonlarca dolar piyasaya para verdi ama bizim Türk lirasında kırılganlıklar da devam etti. Yani bu söylediğinden bağımsız hareket eden bir TL de var o sanki. O kesin. Bizim yurt içi dinamiklere göre işte rezerv politikası olsun, faizler olsun, belki bir takım jeopolitik riskler de çok böyle işin odağında olmamız gibi konuları topladığımız vakit elbette ki sadece FED'e bağlı olmuyoruz dediğin gibi. Bir sürü dinamikler işin içerisinde. Bir de FED toplantısının şöyle bir özelliği de oldu aslında. Oradaki detayı da belki şey yapmak lazım. 31 Mart'tan itibaren dolar endeksi hakikaten sürekli bir düşüş trendi içindeydi. 17 Haziran'dan sonra FED toplantısının ardından
dolar endeksi tekrar bir şeye geçti, yükselişe geçti. Evet, öyle bir kafasını yukarı kaldırdı. Öyle önemli bir ayrıntı var. Çünkü bazı mecralarda şeyi görüyorum, işte FED toplantısı yine çok fazla bir şey çıkmadı, çok bir şey değişik olmadı gibi şeyler görüyorum ama bence orada bir, bu detay gözden kaçırılıyor. Tekrar kafasını yukarı doğru kaldırdı önemli bir dönemden sonra. Bizim açımızdan baktığımız zaman da tabii hem dolar endeksine olan duyarlılığımız hem de yurt içindeki bu TL'ye yaratan sebepler bizim Türk lirası tarafında da halen riski şu anda barındırmaya devam ediyor. Şimdi burada en büyük herhalde risk Murat, az önce haberde paylaştım Dr. Fauci'nin söylediği nokta. Hani delta varyantından bahsediliyor, evet. Ki İngiltere'de özellikle şu andaki son dönemdeki vakaların %60'ından fazlasına etkili oldu. Ama izleyicilerimize de paylaşayım, çok sağlık uzmanı en azından aşı olduğunuz zaman korunma olasılığınızın devam ettiğini söylüyor. Şu anda bir delta varyantına karşı açıklama gelmedi firmalardan, Moderna'dan işte ya da BioNTech'ten ya da Pfizer'dan ama hani şu anda herhalde piyasalar için en büyük risk diyelim yeni bir varyantın ortaya çıkması ve bu varyanta bağlı olarak da yeni fonların değil mi piyasaya sunulması. Tabii, bu tabii. Enflasyonu biraz daha artırma olasılığından bahsedebilir miyiz böyle bir olasılıkta? Yani şöyle bir durum var. Biz bundan önceki dönemlerde hep konuşurken, işte bundan önceki dönemlerden kastım 2020'nin Mart gibi, ondan sonra biraz son çeyreği gibi hep ne diyorduk? Koronavirüs salgını kontrol altına alınacak olursa, küresel olarak söylüyorum, bir şekilde ekonomi nispeten daha da soğuyacaktır. İyi, olumlu haberler, veriler gelmeye başlayacaktır diyorduk. Bunu ne olduğunu hakikaten Amerika ekonomisinde gördük. Yani nispeten işte birçok eyaletler artık şeye geçince, kısıtlamalardan çıkınca, ondan sonra koronavirüs daha nispeten kontrol altına alınmaya başlayınca Amerika'dan olumlu veriler gelmeye başladı. Elbette ki enflasyon yükselişi de bekleniyordu şu anki dönemde. Nitekim olmaya da başladı. Avrupa Birliği'nde olsun, Amerika'da olsun, çeşitli diğer ülkelerde. Ancak bunun üçüncü varyant eğer gelecek olursa ve gelecek olursa demeyeyim de etkisini daha çok hissettirecek olursa bunun enflasyona üzerine ilave bir etki olur mu? Onu çok tahmin etmiyorum. Çünkü o yine ikinci şey gibi, ikinci dalga gibi etkisi olursa tekrar talebi kısacak bir etkisi olacak. Bir de ama şöyle bir etkisi de oluyor Murat. Yani sadece hani yeni paket vesaireden ziyade bir kaos oluyor. O kaosla bakıldığı zaman yine bir tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanıyor. Biliyorsun hani lojistik anlamında, konteyner anlamında. Bir de emtia fiyatlarında da bu tedarik sıkıntısı buraya negatif yansıyor ki bugün Çin kendi rezervlerinden işte binlerce tonluk bir çinko olsun, alüminyum olsun satmak istiyor. Bir haber geldi, yönetmenim Burçin de uyardı. Uğur Şahin, BioNTech'in yönetim kurulu başkanı biliyorsunuz. Bu delta varyantına ilişkin konuşmuş. Delta varyantına karşı BioNTech aşısının etkili olduğunu söylüyor ve kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu ve şu anda aşımızı mevcut varyantlarla uyarlamanın gerekli olduğuna dair de bir kanıt yok açıklaması da bulundu. Tabii ilk açıklama bu şekilde. Umarım tabii yayılmaz tekrar. Tabii şimdi biz analizlerimizi Uğur Şahin'in yorumlarını da eklemeye başlayacağız. Şimdi daha da güvenli bir şey referans aldık. Aynen. Yavaş yavaş. Bu beklenen bir açıklamaydı aslında yani acaba etkili olacak mı diye. En azından rahatlatan bir yorum gelmiş oldu. Umarım da öyle olur. Tabii üçüncü varyantla ilişkin eğer, yani şuradaki en önemli bence kriter şu bakılması gereken. Herhangi bir yeni bir dalga, yeni bir varyant olması durumunda. Acaba perakende hizmetler etkilenecek mi? Yani talep ciddi manada tekrar kısılacak mı? Kısılacak. Oralara bakmak lazım. Eğer bu taraflarda yine beklenen kısılmalar söz konusu olursa, perakende hizmetler daralırsa, ilave kapanmalar gelecek olursa, bu tahmin ediyorum ki enflasyondaki bu ateşi biraz daha aşağı çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü başa dönecek yani aslında film. Umarım olmaz tabii ki böyle bir şey ama şu anda tabii olmaması, yani şunu da olacağını çok tahmin etmiyorum. İlk dönemlerdeki gibi o etkiyi de yaratmayacak. Çünkü dünyanın bir şekilde tekrardan açılmaya ihtiyacı var. Çarkların dönmesine çok ihtiyacı var. İşte lojistik ağlarının bir şekilde işlemesine ihtiyacı var. Tedarik zincirlerinin işlemesine ihtiyacı var. Onlar da olmaya başladı. Şimdi bizim özelimizde çok girmiyorum belki ileride konuşuruz diye ama işte turizm gelirleri falan çok net bir şekilde konuşuyoruz. Ve dünyada da turizm alanında da önemli açılımlar söz konusu. Ve turizm gelirleri hem bizim için hem dünyadaki diğer ülkeler için de gelirler anlamında çok ciddi paya sahip. Dolayısıyla bu varyant hikayesi umuyorum ki tabii sağlık açısından çok böyle zirveye çıkmadan da bir şekilde geriye gelir diye tahmin ediyorum. Umarım. Şimdi Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi Murat ve işte gelen açıklamada diyor ki FED Başkanı'nın sunumu, dün biliyorsun Temsilciler Meclisi'nde bu açıklamaları yaptı. Biden'ın aslında ekonomik paketinde çalıştığını gösteriyor. Hem istihdam yaratma eşinde olduklarını ve istihdam
artmasına rağmen, yaratılmasına rağmen enflasyonun yükselmesinin geçici olacağı ve Fed'in de böyle bir dönemde faiz artırmasına gerek duymayacağını söyledi. Dolayısıyla da Biden'ın şu andaki ekonomik planının aslında birebir işlediğini gösteriyor. Fed nezdinde de. Evet. Baktığımızda aslında dolar endeksinde şu anda 91.85'e, o zaman biraz daha orta vadeli bakacak olursak, madem enflasyon endişesi geçici Murat, yani bu tablo tekrar yerini aşağı mı çevirecek? Çevirirken bize nasıl yansıyacak? Öyle önemlisi o tabii. Doğru, ki. Kesinlikle. Şimdi Fed Başkanı Powell'dan giriş yapacak olursam tekrar, bence şu sorumluluğu çok güzel götürüyor. Yani manipüle edici bir hiçbir şey açıklama yapmıyor aslında. Yani Fed üyelerine bakacak olursak diğerlerine, işte geçen cuma biliyoruz çok ciddi bir şey geldi, çalkantı söz konusu oldu. Bunu iyi yönetiyor. Bunu iyi yönetmesinin sonucunda da Biden politikalarıyla olan eşgüdüm açısından da baktığımız vakit, ki keşke bizim tarafa da örnek olsa bu eşgüdüm, bence güzel bir örnek veriyorlar o konuda da. O eşgüdüm çerçevesinde de bence dolar endeksindeki, ben ana trenddeki çok 90 altına inişleri beklemiyorum. Yani 91'in üzerinde, 92 seviyelerinde gibi gidişat, en azından kısa ve orta vade için söylüyorum bunu. Yıl sonunu tahmin etmek tabii çok zor tabii bugünden yani baktığımız vakit, ama kısa ve orta vadede 91.8 civarında ve belki ara ara yine 93 denemeleri yapacak bir dolar endeksi görme imkanımız var. Bunu da hep şuna dayandırıyoruz. Yani Amerika'dan gelecek verilere baktığımız vakit, işte bu hafta yine kişisel harcamalar, kişisel gelirler verilerini karşılayacağız cuma günü. Bugün PMI rakamları gelecek bütün dünyadan. Amerika'dan da o veriler gelecek. İşte yarın işsizlik verileri, devam eden işsizlik başvuruları gelecek. Bunlara baktığımız vakit şu anda piyasalar tarafında beklentilerin çok altında bir veri açıkçası beklemiyoruz Amerika ekonomisinden. Kaldı ki Fed de politikasını yavaş yavaş belirgin hale getirmeye başladığından ötürü dolar endeksiyle ilgili tahminim bu. Bizim tarafa gelecek olursak da sorunun ikinci bölümünde, elbette ki çok kırılgan bir dönemdeyiz şu anda. Ciddi olarak şeye, dolar endeksindeki yukarı hareketlere tepki veriyoruz anında. Her ne kadar dün işte Türk lirası biraz daha pozitif ayrışmış olsa da diğer şeye göre, para birimlerine göre, işte 8.65-8.66 seviyelerine geliş olduğu vakit biz artık ya Türk lirası değer kazandı, işte diğer para birimlerine göre artış gösterdi gibi böyle olumlu sinyaller gibi bakıyoruz aslında, ama nereden geldiğimize bakmak lazım. Kesinlikle, değil mi herhalde? Kesinlikle. Şimdi ona bakmak lazım. Ona baktığımızda aslında tablo çok da böyle bize olumlu bir noktayı göstermiyor Murat. Yani işte yılbaşından bugüne ekranda da izleyeceğimizde görüyor, %15 değer kaybetmiş Türk lirası. Hemen üzerimizde de Arjantin pezosu ve Kolombiya pezosunu görüyoruz ve Nijerya Nairası. Tabii dünkü hareket sonrası Merkez Bankası'nın kararını da söyleyeceğiz. Daha doğrusu açıklamayı tartışacağız, ama şu anda 8.65'teyiz. Çok önemli bir noktadayız aslında. Tam olarak o yükselen kanalın ana destek seviyesi. Daha önce düştü, bir ayı tuzağı oldu. Düşer gibi yapıp tekrar yükseldi. 8.65'in aşağısında bir fiyatlama olur mu? Ve olursa da kalıcı olur mu sence Murat, teknik anlamda? Bunu aşağı indirecek en önemli haber işte konuşulan swap haberlerinin bir şekilde gerçekleşmesi olur diye tahmin ediyorum. Ancak o durumda bir gerileme söz konusu olur, ama dolar TL açısından baktığımız vakit şimdi hep karşılaşıyoruz biz de çok soruyla dışarıda, reel sektör tarafında özellikle, düşecek mi artacak mı şeklinde. Yani düşecek mi dediğimiz vakit şu manada değil. Evet, düşüşler meydana gelebilir. 8.65'ten 8.48'lere, 8.52'lere falan gelebilir. Ama ana trende bakmamız lazım. Az önce senin de bahsettiğin gibi. Ana trend yıl sonuna doğru yine yükseliş risklerinin içerisinde barındırıyor. Hele ki işte 8.72 denemesini bir daha yapacak olursa üzerine çıkması durumunda, orada yine 9 TL'ye doğru, belki 9 TL üzerindeki şeyler gelecek gibi gözüküyor. Hatta ben onu, hani dedim ya, sene sonunu kestirmek zor, ama sene sonundan sonraki dönemi kestirmek nispeten biraz daha kolay. 2022 ve 2023'ü. Neden? Hem Fed'in uzun vadede belirlemiş olduğu politikalar var, hem de içeri döndüğümüz vakit biliyorsun 2023'te bir seçim şeyi var. Türkiye içerisinde de öyle bir duruma gideceğiz. Yani 2023'te seçimi konuşmak, 2022'de başlar herhalde değil mi? Başlar, muhakkak başlar. Hatta bu sene bile başladı. Tabii, o zaman kesinlikle. Erken seçim tartışmaları erken seçim var. Tartışmaları tekrardan alevlenecek muhtemelen. Dolayısıyla bunlar bizim zaten kırılganlığı bir şekilde daha etkileyecek. O yüzden hep diyorum ki para politikası anlamında, birazdan dediğin gibi detayına gireceğiz, hakikaten çok iyi bir strateji belirlenmesi lazım Türkiye'de. Çünkü dışarıdan gelen sinyaller çok kuvvetli. Evet. Fed politikası açıkladı. Türk lirası da dolar endeksine bağımlı hareket ediyor. Ufak tefek haberlere karşı bile sinyal veriyor. Mesela çok kısa şöyle bir şeyi paylaşayım seninle. NATO zirvesi sonrasında Sayın Erdoğan konuşmasını yaparken
8.39 seviyelerindeyken dolar TL, S400 ile ilgili soru geldiği anda Murat 8.39, 40, 41, 42, 43 hemen anında artmaya başladı. Ama S400 ile ilgili Sayın Erdoğan kötü bir şey de söylemedi, cevap da vermedi. Şunu demeye çalışıyorum, konu gündeme geldiği anda bile bu tip başlıklardan hemen anında bir etki etmeye başlıyor. Yani kurun aslında ne kadar çok jeopolitik listeye duyarlı olduğunu da kesinlikle gösteriyor sanırım. Konunun masaya gelmesi maalesef yeterli oluyor. Evet. İşte bu kırılganlıklara bir şekilde çare bulunması gerekiyor. Kaç dakikamız var bilmiyorum ama hemen çok kısa birazdan reklama gideceğiz. Son iki dakikamız Fed'in Perşembe günü açıklayacağı önemli bir haber var. Stres testi sonuçları açıklanmış olacak. Bankaların temettü ödemeleri ve hisse geri alımlarının önünü açması bekleniyor Murat Perşembe günü. Yani evet, çok çok önemli. 2000 bakıldığı zaman da finansal krizi sonrasında yıllık olarak yapmaya başladı ve 2021 mali yılı sonuçlarını Perşembe günü açıklıyor bankaların. Ve stres testleri bankaların temettü ödemeleri ve hisse senedindeki geri alımlarında yolunu açmış olacak. Ve bu anlamda bankacılık hisselerinde Perşembe günü Amerika'da bir yukarı yönde hareket olması da bekleniyor. Çok kısa hemen bir 30 saniye alabilir miyiz? En büyük olasılık bence bu, yukarı yönde hareket gelmesi. Çünkü bu stres testi olumsuz bir takım sonuçlar çıkaracağını tahmin etmiyorum. Çok olumlu sonuçlar gelecek ve bu da bence o olasılık çok yüksek. Yani banka hisselerine olumlu manada etki etmesi gibi gözüküyor. Evet. O zaman kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Sayın Kavcıoğlu 4 yeni swap anlaşmasının yolda olduğunu söyledi. Bunun kura olan etkisi nasıl olur tartışacağız ama reklamlardan sonra. Devam ediyoruz piyasa yönüne. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün önemli açıklamalar yaptı. Türk lirasının değerini korumak için politika adımlarını atacağız şeklinde konuştu ki ve bu anlamda Türk lirasının itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılacağını ve aynı zamanda işte yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankasıyla görüştüklerini ve ikisiyle de görüşmelerin çok iyi geçtiğini açıkladı. Türk lirasında da bir miktar toparlanma var ama yılbaşına bu yana baktığımızda negatif ayrışıyoruz ama dünden bugüne pozitif ayrıştığımız bir tablo oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası stüdyomuzda biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy ile sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Tabii dolar çok yükseldi. Yükselirken de piyasa hep gözle değil mi Murat? Yani Merkez Bankası'nın aradığı açıklamaları. Tabii. Hani bir miktar geç kalınmış açıklama diyebilir miyiz? Çünkü o tarafta 8.80'lere geldiğinde de piyasa belki bir açıklama duymak istedi. Ama önce istersen açıklamayı yapalım. Sonra tamam, ben eleştirimi bireysel olarak aktarmış olayım. Önce açıklama olumlu herhalde. Açıklama tabii başlıklar anlamında olumlu. Ancak o başlıkları sıkça gündeme getiriyoruz ya duyuyoruz. O başlıkların aslında içindeki adımları nispeten duymamız daha önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü evet, para Türk lirasının istikrarının sağlanması konusundaki adımların atılması gerektiğini biliyoruz. Bankalarla olan işbirliğinin yapılması gerektiğini biliyoruz. Swap anlaşmaları bu açıklamaların içerisindeki belki bence en somut şey o, satır başı o. Çünkü diğerleri zaten basın açıklamalarında da aşağı yukarı çıkar edebildiğimiz bir takım şeyler çıktılar. Evet, tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın bir şekilde böyle iletişime geçmesi de güzel bir şey. Ama bunu daha sık yapılması bekleniyor. Çünkü işte biliyorsun haftalık biz ajandayı açtığımız zaman önümüze orada işte ne görüyoruz? Fed Başkanı, Almanya Merkez Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, İngiltere vesaire vesaire hepsinin o hafta içerisinde ajanda haricinde bir takım açıklamalarını okuyoruz, görüyoruz. Tabii. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bence madem ki artık biz küresel ekonomilerde iyi bir yerdeyiz, bu şekilde zaman zaman o ajandaya girmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de hani elinde bir kozu olmadan da konuşmak da istemedi Sayın Başkan. Hani bakıldığında şu anda swap haberleri önemli değil mi Murat? Yani swap haberiyle çıkıp bunu konuşması, anlatması ve bu arada bankalarla da biliyorsun genel müdürleri de buluştu. Evet. O görüşmelerin de çok olumlu geçtiğini söyledi. Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret etti ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte araya gelmiş oldu. Swap hamlesi önce dolara etki eder mi?
Herhalde burada belirsiz olan şeyler tutarı, miktarı ve hangi para cinsinden olduğunu da bilmiyoruz. Onları sanırım da bilmiyoruz. Swap anlaşması elbette etki eder dolara, dolar Türk lirasına pozitif olarak, yani Türk lirasının değer kazanması anlamında. Fakat sürekli olmaz diye düşünüyorum. Nitekim işte geçen sene Katar'la olan swap anlaşmasına da bakacak olduğumuz vakit orada da çok şeylerin görmedik, etkilerini görmedik. Ya da Çin Merkez Bankası'yla. Ya da Çin Merkez Bankası'yla. İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları da geçiyordu o dönemde dört Merkez Bankası içerisinde. Belki şu anki konuşulanların içerisinde yine onlar da geçiyor olabilir. Ancak swap anlaşmaların haricinde, yani bu gerek swap anlaşması olsun, gerek rezervlerin kullanılması olsun, bu tip adımların, Murat, ben hiçbirinin sürekli bir şekilde dolar TL'deki o az önceki bölümde bahsetmiş olduğumuz ana yükseliş trendini kırmaya yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunu kırmaya yeterli olacak konu, ülkeye döviz girişinin net bir şekilde artması gerekiyor. Çok açık yani. Bunun işte olması için de bu turist gelişlerinden 15 milyar dolarlık hedefin gerçekleşmesi önemli bir konu olabilir. Hele şu anda bu delta varyantını konuşuyorsak, o biraz hani evdeki hesap yine çarşıya uymayabilir. Tabii. 2 senedir bu hesap yapılıyor ama olmuyor. Tabii. Yazın hani en azından bir turist gelir vesaire gibi. Yani Allah korusun tabii delta varyantı umarım yayılmaz. Ama böyle bir olası korusa Türkiye'nin herhalde, tabii, ekranda da görüyoruz şu anda 8.66'lara bir kez daha kur gelmiş oldu. Etkileyebilir değil mi? Etkileyebilir. Turizm, hatta turizm gelirlerini, bu 15 milyar dolarlık bu zamandan sonra karşılanacak turizm gelirlerini şöyle bir perspektife koyayım ben. Ne demek yani 15 milyar dolar? 15 milyar dolar beklenen bu gelir yıllık olarak işte çelikte, tekstilde, bu tip ihracatlarda bizim yıllık kazandığımız paradan neredeyse fazla. Ve bu manada çok önemli bir veri yani. Perspektife koyup bu açıdan baktığımız vakit 15 milyar dolarlık gelir, tamam şu anda rezervler arasından olmayabilir ama diğer şeyler, otomotiv ihracatı mesela 20-25 milyar dolar, Murat, yıllık bazda baktığımız vakit. Yani sadece bu Ekim döneminde 15 milyar dolardan bahsediyoruz. O açıdan çok kritik. Umarım ki bu delta varyantıyla etkileniyor olmaz. Şimdi Şahap Kavcıoğlu tarafına dönecek olursam tekrar, aslında hep Naci Ağbal dönemine bakıyoruz ya, ara sıra gidip geliyoruz. Orayla hem bir açıdan benzerlik taşıyor, bir açıdan da farklılık taşıyor diye görüyorum ben. Benzerlik taşıdığı konu şu, işte Kasım 2020 ile Mart 2021 arasındaki Naci Ağbal döneminde de dolar endeksinde bir gerileme söz konusuydu. O zaman da 93'lerden bu seviyeleri gerilemişti. Şimdi Şahap Kavcıoğlu döneminde de yine Mart'tan bu zamana kadar olan dönemde de bir gerileme söz konusu. Bu açıdan benzerlik arz ediyor ikisindeki yani dönem. Yani ikisinin de aslında aynı döneminde zayıf bir dolar endeksi vardı. Kesin. Zayıf bir Amerikan doları vardı. Evet. Türk lirasına geldiğimiz vakit ise Sayın Naci Ağbal döneminde Türk lirasında bir güçlenme gördük. Dolar endeksinde bu gerileme söz konusuyken, yani paralel hareket etti. Doğru. Şimdi Şahap Kavcıoğlu dönemine baktığımız vakit Mart'tan bugüne kadar olan dönemde de Türk lirasında çok ciddi bir değer kaybı söz konusu. Bir kere en büyük bence farklılık bu. Bu da işte iletişimden kaynaklanıyor. Yani ne kadar önemli olduğunu. Naci Ağbal görevi... Hem iletişim hem de şu da olabilir. Yani piyasa bir kere Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını belki affetti. İkincisini, evet, unutmadı. Unutmadı. Hani çok, çünkü çok hani doğru. Bir kere alınıp aynı hata diyelim yani piyasa açısından ikinci defa 4 ay sonra bir başkan alınınca, tabii. Hani o anlamda kredibiliteyi de sorgular, kurumsal çatıyı da sorgular çok zaten. Doğru. Ya bir de şimdi eleştiriler yaparken aslına bakarsan ben çok Merkez Bankası Başkanı'na da kişisel anlamda eleştirileri şu manada biraz haksız da görüyorum. Çünkü koltuğa baktığımız zaman Murat, Merkez Bankası Başkanı koltuğunda ne var orada? Yüksek enflasyon var, yüksek faiz var ve yüksek kur var. Şimdi bu üçünü tek başına bir şekilde yönetmek hakikaten çok zor bir... Zor da ama Murat, faizlerin %19 geldiği zaman Sayın Kavcıoğlu'nun yazılarını da biliyoruz Yeni Şafak gazetesinde. Tabii. Faiz indirim politikasını söylüyordu. Yani şimdi söylemek, yazmak, düşünmek farklı olduğunu zaten belki kendisi bizden, evet, çok çok iyi biliyor. Evet. Sonuçta paranın başındaki isimden, tabii, bahsediyoruz. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet böyle ama Türkiye gerçeği var. Yani iktisadi doktrinlerden bağımsız bir ülke şeyi var, olayı var, evet, şu anda burada. Evet. Tüm dünyaya baktığın zaman işte Brezilya'ya bak, işte Güney Afrika'ya bak, bambaşka enflasyon kompozisyonu, bambaşka bir işsizlik oranı ve bambaşka bir kur seviyesinden bahsediyoruz. Doğru. Bizim ülkemizin maalesef makus kaderi gibi olmuş, evet, oldu. Yüksek dolar, işte yüksek kur, yüksek işsizlik oranı ve aynı zamanda yüksek bir cari açıktan bahsediyoruz. Yani bu dört tane ekonominin bacağı hani bir masaya oturtursak hepsi bayağı uzun durumda. Birini kıstığın zaman diğeri artıyor, birini arttırdığı, tabii, zaman diğeri kısalıyor. Hani böyle bir oyunlar var ya, şu hani şey gibi, küp gibi, evet, oyunlar, evet, hiç beceremediğim şeylerdir ama hani bildiğiniz Merkez Bankası elinde bir küp var, onu yapmaya çalışıyor ama bir tarafı yaparken başka bir tarafa denk geliyor. İnşallah hepsi aynı renge gelir yani. Evet. Ya kolay değil tabii. Şimdi faizi düşürmekten bahsediliyor ama erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirası üzerinde yaratacağı erozyon da
çok ciddi bir şey olabilir. Altından kalkmayacak bir risk olabilir. Yani Türk lirası çok ciddi etkilenebilir bundan olumsuz olarak. Ama tabii şu var. Yani Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu belki banka genel müdürleriyle görüşmekten ziyade tamam bunu yaptı güzel bir şey ama ilaveten belki şunu yapması lazım. Yani ben Merkez Bankası olarak enflasyon, kur ve bu faiz döngüsünden tek başıma çıkamayacağım. Çıkamam da ve kimse çıkmamı da beklemesin. Burada çok ciddi bir eşgüdüm lazım. Bütün ekonomi karar organları tarafından, kamu maliyesiyle, herkesle bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor gibi bakışlarından bunu kolay mı yapabilir gibi sordun anlıyorum. Yok. Yani sen onu söylerken aklıma neler geliyor. Birincisi pandemi fonlarının devam etmesi, bir taraftan Hazine Bakanlığı'nın piyasaya bakış açısı, bir taraftan Türkiye'nin büyüme beklentisi, büyürken ki büyümemizin sağlıksız olması, diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz presi. Hani bunları söylerken diyelim ki kapsayıcı bir çözüm buldu. Tüm kurumlarla ortak bir noktaya gitmiş oldu ve enflasyonu düşürmek için belli hamleler yapıyor ve gerekirse faiz artırmak zorunda kalıyor. Yani bu Merkez Bankası'nın ben bu anlamda bu kadar çok esnek ve hani ne derler sorumlu kalabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii yani o açıdan işte çok zor. Ama şu da bir gerçek yani birçok yorumlar falan yapıyoruz şöyle olursa böyle olursa ama diye yani dip toplamda şu gerçekle karşı karşıyayız. İşte swaplar falan çıktıktan sonra döviz rezervlerinin eksi olduğu belli en net tarafta. Bunun karşılığında da faiz oranını indirme gibi bir lüksümüz yok bugün itibariyle diye konuşuyorum. Diğer taraftan enflasyon ortada, kuru da önünü kapatamıyorsunuz. Bir şekilde bunu önlemenin yolu da zaten şimdi yapısal reformlar demeyeceğim çünkü ona artık şey yok, vakit de kalmadı ki zaten yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz. Ona piyasada inanmıyor artık Murat. Yani çünkü yapısal reformlar döngüsel olarak açıklanıyor. Maalesef basitleşmeye başladı artık. Bin bir türlü halinden dolayı da üzerine de gidemiyoruz. Ama biz zaten ülkece hani böyle bir Almanlar gibi değil mi? Yani sabırlı ve istikrarlı olamıyoruz maalesef. Hani birazcık daha yapısal reformlar artık yapboza dönmüş oldu. Evet. Bir iyi haberlere ihtiyaç var. Jeopolitik anlamda iyi haberlere ihtiyaç var. Amerika ile olan bu NATO zirvesinden sonraki bir görüşme takvimine ihtiyaç var bir şekilde. Çünkü o da yani beklentiler ne artı ne eksi. Neyse o çıktı aslına bakarsan. Amerika ile olan ilişkilerin bu S-400 konularında, F-35 konularında ciddi olumlu mesajlar gelmesi gibi konulara ihtiyaç var. Bir taraftan da yeni konuk geldi galiba, döviz rezervlerinin artmasına ihtiyaç var. Bunlar yapılmadığı müddetçe Murat, dolar-TL kurunun yatışması çok mümkün gözükmüyor. O zaman yani, sen burada işin gerçeği bu. Yeni hikaye olarak diyorsun ki turizm tarafını bu sezonda hani beklediğimiz gibi olmayabilir, önümüzdeki dönemde olmayabilir. Dolayısıyla da Türkiye bir dolar rezervi artıramayacağı için mutlaka Amerika ile olan ilişkilerine ya da Avrupa Birliği ile ilgili olan ilişkilerine kanalize olsun. Dün Sayın Cumhurbaşkanı sanırım bu yönde açıklaması vardı. Biden'la ilgili görüşmeler olumlu olarak devam ettiği şeklinde ve bu anlamda meyvelerini önümüzdeki dönemde yiyebiliriz şeklinde bazı açıklamalar vardı. Dolar tarafına bu etkili olmadı gibi. Yani piyasa henüz daha net bir tablo da herhalde orada görmedi değil mi? Bir adım da bekliyor herhalde. Tabii çünkü artık piyasa olumlu geçti haberini artık şey yapmıyor yani satın almıyor bunu. Tamam yani piyasa şunu diyor olumlu geçti deniyor piyasaya. Piyasa da diyor ki tam olumlu da ne oldu? Yani sonraki adım ne? Altında böyle spesifik bir madde ne? Onu görmek, duymak istiyor. Mesela şunu duymak istiyordu NATO zirvesinden sonra belki de işte atıyorum 2021 yılının ilk çeyreğine kadar bitmeden önce bu konuyla ilgili bir görüşme kondu ajandaya gibi bir şey bekliyordu. Dolayısıyla işte Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesi de aslında aynı potada bakabiliriz. Olumlu geçti, şunlar yapılacak, bunlar olacak gibi haberleri artık piyasanın karnı doydu. Ya aksiyon aslında görmek istiyor. En net gerçek şu anda bu. Şimdi en son bu beklenen yapısal reformlara da baktığımız vakit bir takvim de açıklamıştı biliyorsunuz Sayın Lütfü Elvan. 30 Haziran itibariyle o takvimde artık zaman planları da gelmeye başladı. Mesela kamu maliyesi tarafında ilk adımlar atılmıştı. Şimdi 30 Haziran'da da şunları görmek isteyecek piyasa. Evet bir takvim açıklandı. 30 Haziran'da bitiyordu bazıları, bitti mi? Onları görmek isteyeceğiz. Ondan sonra 2021 yılına dair takvim planında neler olacak? Biliyorsun YEP açıklanmıştı geçen sene yeni ekonomi programı. Orada bir takım hedefler vardı. Onlara ilişkin ne oluyor? Onlarla ilgili ne tip açıklamalar var ve ne aşamadayız? Dolayısıyla piyasa artık çok somut aksiyon adımları bekliyor. Bunları duymadığı müddetçe de dolar-TL tarafındaki bu yukarı yönde riskin önünü geçmek ne yazık ki çok gerçekçi olmak lazım. Mümkün gözükmüyor. Evet piyasa birazdan da Merkez Bankası'nın da hala sınamaya devam ediyor. Dediğim gibi hani Sayın Abal göreve geldikten sonra piyasa dostu bir isim olarak algılandı ve yaptığı hamleleri de piyasa aslında sevmişti bakıldığı zaman. Ülkemizin işte risk priminde bir geri çekilme görmüştük. Dolar kuru tarafında
değil mi? Önemli tabii, seviyelere tabii. kadar geldik ama sonrasında bir kez daha Merkez Bankası Başkanı görevden alınca piyasa şu anda hani dünkü açıklamalardan sonra bile bir kredibilite noktasında Merkez Bankası bu sefer eksiyle başlattı. Tabii. Yani Sayın Ağbal'a da eksiyle başlattı ama çok çabuk artıya geçti. Kesinlikle. Yani şu anda Sayın Kavcıoğlu'na zaten geçmiş hafızalara dayanarak bir Merkez Bankası'nın özellikleri ve bağımsızlığı tartışılıyor. Dolayısıyla daha somut adımlarda ne kadar bağımsız olduğunu da görmek isteyecektir. Peki dünyada artan bir enflasyon var. Dünkü açıklamalardan sonra bu sanki biraz daha Murat düşme olasılığına girecek gibi gözüküyor ama bizim tarafta dolar da 8.66'da. Hı hı. Dünyada düşerse enflasyon bizde düşer mi? Yani bu tarafta bizim enflasyonumuza dair ne söylemek istersin? Bizim enflasyonumuz tabii burada şey çok açık. Yani Merkez Bankası'nın para politikası tutanaklarında da söylendiği gibi enerji fiyatlarına bağlıyız. Ham madde fiyatlarına bağlıyız. Ve işte dışarıdaki emtia fiyatlarına bağlıyız. Bunlar olmadığı müddetçe de Türkiye'de bence enflasyon düşmesi açıkçası Murat çok mümkün değil. Çünkü enflasyona baktığımız vakit ithal ara girdi maddelere ne kadar yüksek pay aldığı belli. İşte dün yurt içi şeyde açıklandı, üretici fiyat endeksi de. %40 neredeyse. %40 neredeyse. Şimdi bir şeye baktığım vakit ihracatçının bir malı %40 oranında şey yapmış yani. Ciddi manada fiyat yansıması olmuş. Baktığımız vakit ithal ürünlerin maliyetleri, girdi maliyetleri düşmediği müddetçe enflasyonun aşağı inmesi mümkün değil. Yani zaten Türkiye'deki enflasyon ana tetikleyici unsuru kur. Ve bunlara baktığımız vakitte işte Merkez Bankası da para tutanaklarında, para politikası tutanaklarında hep şunu söylüyor. Diyor ki enflasyondaki yukarı riskler devam ediyor diyor ve onların hangi riskler olduğunu açıklıyor. O risklere de baktığımız vakit onlar bizim etki alanımız içerisindeki şeyler değil. Hı hı. Yani hani mesela ne bileyim bir kişisel gelişim şeyinde derler ya yani bir problemin varsa o problem senin etki alanında değilse çözümüyle uğraşma denir mesela. Yani. Çözümsüz kalsın. Çözümsüz kalsın yani. Onunla uğraşma. Şimdi etki alanımızın içinde olmadığı için bunlar küresel olarak baktığımız vakit enflasyonun yükselmesi aslında küresel ekonomilerde ve dünyada bu tip maliyetlerin haricinde o düşen talebin tekrardan yavaş artmasından kaynaklı yani. Dolayısıyla böyle yavaşça göreceli bir enflasyon artışı var. Şimdi bizim tarafta da üstüne üstlük o ekonomik canlanma da bir şekilde gelecek olursa daha böyle nispeten çok aşırı bir şekilde gelmedi. Çünkü bankalar tarafındaki kredi politikaları da belli yani. Orada da sıkı bir politika var. O da bunun üzerine gelecek olursa enflasyondaki yukarı riskler bence daha çok gündeme gelecek. Çünkü karakteristik bir özelliğimiz de var biliyorsun. Eylül'den sonraki dönemde enflasyon artışa geçiyor. Mevsimsel şartlarda. Evet, 2017'den beri hep böyle enflasyon trendi orada bozulmuş. Şimdi o bozulma bir kere gelecek, onu bir kere bir masaya koyalım. Mayıs'tan Eylül'e kadar, Ekim'e kadar olan dönemde de aylık enflasyonun hep %1'in altında olması gerekiyor ki biz nispeten hadi enflasyon hedefine bir şekilde yaklaşma ümidini içimizde barındırabilelim. Onun da olması bu şartların ötürü, çok zor olduğunu ötürü ne yazık ki şu anda böyle çok şey gibi geliyor ama yani evet. Karamsar gibi geliyor ama maalesef gerçeklerde şu anda ama, bunlar. Yine de faiz indirmek için Sayın Ağbal'a herhalde Sayın Kavcıoğlu teşekkür de ediyordur. Yani çünkü önden yüklemeli bir faiz artışı yapmıştı şu anda politika faizi. Resmi TÜİK enflasyonun üzerinde belirmiş evet. oldu ve dikkat edersen Murat orada çok kritik bir ifade var Merkez Bankası'nın son toplantısı ve bir önceki toplantı tutanaklarında mevcut sıkı duruş politika faizinin üzerinde işte politika faizi enflasyon arasındaki fark kadar pozitif olacak şekilde devam edecektir evet. şeklinde. Yani şimdi diyelim ki politika faizimiz bizim 19 değil evet. mi? Enflasyon evet. hani 17 desek evet. arada 2 puan fark Doğru. oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası 1.90 puanlık faiz arttırma bandı da var. Yani 0.1 evet. de artı da bırakabilir evet. isterse. Evet. Dolayısıyla burada hani faiz indirebilecek bir alan da aslında bulmuş oldu Merkez Bankası. Dolayısıyla o ifade çok önemli. Yani faiz indirmek isterse buradan güç bulabilir. Dezenflasyonun süreçten evet. ziyade politika faizle mevcut enflasyon farkını baz alır. Hı hı. İşte örnek veriyorum 2 puan fark varsa 1.9 puan indirir ve indirdim der. Yani dolayısıyla Tabii. da hani böyle bir olasılık da var piyasalarda. Var kesinlikle ama bu söylediğin bence şöyle de çok önemli bir tarafı var Murat. Bu belki de Merkez Bankası üzerinde enflasyondaki olası bir artış devamında faiz arttırma baskısı yaratan bir unsur da olabilir. Yani Merkez Bankası şu anda evet faiz indirme gündeminde ama ya enflasyon bu şekilde artış olursa biz o farkı korumak için nasıl olur da faiz oranı arttırma zorunda kalmayız
da düşünüyor olabilir. Bu mesela işin tarafındaki baskı. Yani senin o şey yaptığın, işaret ettiğin konuda bence böyle bir stres yatıyor şu anda. Bir de şey de bilinmiyor. Şimdi Merkez Bankası 12 aylık enflasyon beklentisine göre mi reel pozitif faizi hesaplıyor? Evet. Anlık enflasyona göre mi hesaplıyor? Ve Merkez Bankası için makul reel faiz dediğimiz aralık neresi bilmiyoruz. 2 puan ve üzerinde mi makulü karşılıyor? Yoksa hani benim için belli bir yani sıfırdan büyük olsun, benim olsun, bu anlamda pozitif reel getiridir diyor. Tabii. Mu? Bunu da bilmiyoruz. Yani buralar hep gri alanlar. Kesinlikle. O yüzden herhalde kur üzerine baskı. Diyelim ki Merkez Bankası faiz indirdi Murat. Yani yaptı. Sonuçta Sayın Kavcıoğlu'nu hani bu anlamda kimse yaptı ya da yapmadı diye sorgulamaz. Herkes kararları neticesinde sorumlu olmuş oluyor. Faizi indirdi. Ne olur kur tarafında? Nasıl bir tablo görürüz? Şimdi öncelikle indireceği zaman aslında bakarsan söylüyor Merkez Bankası. Yani diyor ki ben ardı ardına gelecek enflasyon düşüşleri olmazsa, yani kalıcı bir düşüş olmadığı takdirde faize dokunmayacağım bizim diyor. Bizim ülkede öyle olmuyor Murat. Yani önden yüklemeli faiz artışları ilişkilenip piyasa beklentinin tam tersine Merkez Bankası kararlarını görüyoruz. Hani bu anlamda bence piyasayı da yönlendirme noktası iletişim eksikliği var. Önceki merkez bankalarında da gördük. Yani piyasa faiz indirmeyi beklerken tam tersi arttı. Ya da pas geçer dediğimiz zaman 300 bas puan yükseldi gibi. Hani Merkez Bankası'nın piyasayı şaşırdığı dönemler de var. Yani bu dediğin olasılık tersi de gerçekleşebilir anlamında düzeltmek istedim aslında. Ama Murat, bu gerçekleşirse doğru bir noktaya değindin. Bu düzeltme olursa Merkez Bankası'nın kredibilitesi çok ciddi zarar görür. Bence. Çok ciddi yani. Çünkü üstüne basa basa ardı ardına gelecek enflasyon düşüşleri olmadığı müddetçe ben indirmeyeceğim diyen bir Merkez Bankası varken başka bir takım nedenlere dayandırıp da ya biz öyle dedik ama mecbur kaldık diye bir şey derse bence artık kredibilite ciddi sorgulanmaya başlanır. Bu da hiç hoş olmaz. Yani bu, çünkü sadece biz izlemiyoruz ki, bütün dünya izliyor durumu. Faiz oranını indirecek olursa da hadi diyelim ki bir deneme yapıldı. Acaba ne olacak, ne yansıyacak diye. Şu anda erken olduğundan ötürü bu Eylül'den önce yapılırsa bence dolar TL kuru bundan çok ciddi yani Türk lirası çok ciddi negatif etkilenir. Ve bu etkilerin altından da kalkmamız çok zor hale gelir. Bunun bence Eylül'den önce işte Eylül Ekim'i bilmiyorum ama denenmemesi bile gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi erken gerçi ama bundan sonraki Merkez Bankası toplantısı 14 Temmuz'da. Şimdi 14 Temmuz'da toplantı yapıldıktan sonra 15 Temmuz resmi tatil. Sonra Kurban Bayramı geliyor. Hadi diyelim birleştirilecek olursa mesela biz 14 Temmuz'da Merkez Bankası kararı verdiğin ardından belki Türkiye uzun bir tatile girecek. Şimdi orada piyasalarda da enteresan küresel tarafta değişmeler olursa ve Türk lirası bundan da şey yaparsa, bunu o zamanlar geldiğinde daha detaylı konuşuruz ama en azından şimdiden işaret etmek istedim. Temmuz ayı itibariyle biz aslında böyle bir riskli tünele giriyoruz. Evet, yani o her ne kadar Powell enflasyon geçici dese de Temmuz ve sonrasında piyasalar için herhalde sıcak bir tablo olacak. Evet. Şimdi tabii doların enflasyona olan geçişkenliği tartışılıyor. Diyorlar ki işte Türkiye'de en çok karışılan noktalardan bir tanesi üfe artınca işte tüfeğe de bunun geçişkenliği olacak ve bir yerde kesişecek şekilde beklenti var. Ama üfenin kompozisyonuyla tüfenin kompozisyonu çok farklı Murat, biliyorsun. Yani dolara geçişkenlik üfede daha fazla çünkü aslında üretici değil mi? Tabii. Çok daha fazla dolar girdi maliyetlerinden etkileniyor aslında. Etkileniyor. Biz vatandaşlar birazcık daha böyle onlar yansıtırsa gibi olmuş oluyor. Doğru. Dolayısıyla hani o tarafı baz almıyorum, üfeyi konuşmuyorum ama yaklaşık bir aydan fazla bir süredir dolar dikkat edersen 8.50'nin üzerine yer etti. Hı hı. Değil mi? Yani 8.50'nin üzerindeyiz. Evet. Daha önce dolar Türk lirası 8.50'lerde, 8.60'larda, 8.80'lerde rekor kırdıktan sonra hızlı bir şekilde 8.20'lerde dengelenme çabasına giriyordu. Dolayısıyla orada biz hani doların 8.50 geçişkenliğini enflasyonla tartışmadık. Hı hı. Şu anda yaklaşık bir aydır 8.50'nin üzerindeyiz. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tutanaklarında doların geldiği bu seviye de yer almıyor. Evet. Ve ülke risk primi de yer almıyor. Şunu özetle, çok uzattım izleyicilerimiz, hani Murat nereye varmaya çalışıyorsun, saadete gel diye düşünüyor olabilirsiniz. Şu anda 8.50 olan bu kur seviyesi Merkez Bankası'nın oyununu bozar mı? Ve Türkiye'nin risk primine neden yer vermedi Merkez Bankası sence tutanaklarda? Bunlar herhalde bir takım gerçekler diye ya da çok daha fazla böyle negatif etkiler olmasın diye yer vermiyor olabilir. Bence buna yer verdiği durumda şunu yapması gerekecek. Çok ciddi o aksiyonları söylemesi gerekecek aslında bakarsan. Onun ötürü söylemiyor. Çünkü o aksiyonları duymamız için buraya dokunursa, yani arı kovanı gibi oraya dokunduğu vakit, oraya söylediği vakit devamında şunu şunu yapacağım demeli ki. Sizde yol haritasında buraya yer yok diyorsun. Evet, yani şu evet. Çok fazla değil. Aynen, onu demediği vakit o CDS'leri, tabii az önce dedim ya sadece biz değil bütün dünya görüyor. Durum böyleyse peki ne yapacaksın
gelecek devamında. O da gelemediğinden ötürü işte oraya çok o alana giremiyor. Yani senin dediğin gibi mesela bir öncesinde 8.32'lere falan geri dönüşler yaşamıştık biz. O 8.32'ye 72'ye çıksa bile dönüşler oluyordu falan. O hatta bir şekilde 4-5 defa dokunmuşluğu vardı. Ama şu anda maalesef şey gidiyor yani ucu açık bir şekilde gidiyor. O nedenle şu da olmadı. Biz ne diyorduk? Para politikalara yapacaklarını yaptı artık. İşte para politikası tarafında yapılacak bir şey kalmadı. Artık kamu maliye politikalarından bekleniyor diyorduk. Ancak hem dünya hem Türkiye tarafında da para politikası şu anda yine amiral dümende olmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye açısından baktığımız vakit net bir şekilde para politikası tarafında bir şey gerekiyor. Bir çözüm ve adımlar planı gerekiyor. Sayın Kavcıoğlu tabii Türk lirasının itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılıklarda değişiklikler, ZK'larda değişiklikler gelecek. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı olduğunu söyledi. Türk lirasının değerini koruması için de gereken politika adımlarının atılacağı mesajını verdi. 1,5 dakika kadar süremiz kaldı. Yani swap da aslında Merkez Bankası rezervini nette artıran bir durum değil. Swap demek yükümlülük demek. Hani senle ben bir swap anlaşması yaptığımız zaman 3 ay sonrasında, 3 ay sonrasına karşı benim bir yükümlülüğüm doğmuş oluyor değil mi? Tabii. Örneğin ben bu kalemi alıp senden kağıt alacaksam, 3 ay sonrasında senden kağıt karşılığı kalem verme yükümlülüğüm oluyor. Doğru. Dolayısıyla benim rezervimde nette bir kağıt artışı ya da kalem eksilmesi olmuyor. Dolayısıyla bu bir yükümlülük olarak giriyor. Hani bunu da hemen direkt olarak rezervleri artıcı bir politik olarak herhalde okumamak lazım swap anlaşmaları. Tabii yani geri dönüşü olan bir anlaşma mı senin dediğin gibi. Çok net zaten anlattın. Bu işte şeye noktasına geliyor. Yani çözüm değil, sürdürülebilir bir çözüm değil. Kısa süreli evet tamam TL'ye değer kazanabilir ama sonrasında ne olacak? Çünkü swap anlaşmaları geçtiğimiz dönemde de oldu, geçtiğimiz senede de. Eğer hakikaten bir etki olmuş olsaydı şu anda aşağı doğru inen bir trend sağlanmış olabilirdi. O da olmadı. Demin söylediğin konuyla ilgili vaktimiz varsa bir ufak değinme yapmak istiyorum. ÜFE ve TÜFE arasındaki konuyla alakalı olarak. Şimdi aktivite artmaya başlayacak olursa, yavaş yavaş ÜFE'nin TÜFE'ye direkt yansımaları da söz konusu olur diye tahmin ediyorum. Çünkü firmaların stoklarında çok ciddi büyümeler de meydana gelmeye başladı. O yansıtamadıkları için fiyatları. Ve bu da bilanço bozulmalarında da negatif etkiler yaratmaya başladı. Bu manada onu da değinmiş olayım. Bunlar da yansımamış halim. Yani biz vatandaşlar ne yapacaksak her gelen üretici biz vatandaşlara bir şey yansıtmadı deniliyor. Yani bu fiyatlar neden artıyor diye kafamda da o zaman bir türlü soru var yani. Tabii tabii yok net yansıyor. Ama bir şekilde şey var, bir hala yansımamış bir fark var gibi gözüküyor. Anladım. Daha yapılmamış zamlar var diyor Murat. Sabah sabah güzel haberler verdi. Teşekkür ederiz. Hep böyle gel böyle haberlerle geleceksen. Sonra biz bir ara görüşürüz tamam, diyelim. Murat Özsoy'a teşekkür ederim efendim. Sona geldik programımızın da. Koza Altın piyasa yönünü sundu.